Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Kızılcahamam Çeltikçi'den sesleniyoruz. Biliyorsunuz bizim motor kullanan arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz bir seriyi başlattık. Sevgili Tuğhan'la yaptığımız videonun arkasından yenileri gelecek demiştik. Özellikle bugün az sonra tanıtacağım birlikte olduğumuz arkadaşımın motosikletini daha önceden tanıyorsunuz ama yeni bir motoru var. Çok güzel bir yakşı delikanlımız var burada. Onun hakkında da konuşacağız. Motorcu sohbetlerimizin ikinci bölümünde bugün sevgili kardeşim Uğur Efendioğlu ile birlikteyiz. Uğur'cum merhaba. Merhaba abi, nasılsın? İyisin. Teşekkürler. Bugün sevgili Kenan, Uğur, ben güzel bir rota yaptık. Birazcık da et yiyelim dedik. Çok seviyoruz çünkü. Kızılcahamam'a soğuk suya geldik. Orada seyrette karnımızı doyurduk. Çok güzel bir hava var. Harika bir gün. Yazın, hatta sonbaharın son günleri. Ama Uğur bugün yeni motoruyla bizimle birlikte. Şimdi Uğur'la motoruyla ilgili, Uğur'la ilgili bir takım iddiaları var. Onunla ilgili sohbet edeceğiz. Uğur'cum, arkadaşlarımız, dostlarımız, izleyenlerimiz kanalda R1 motorunu biliyordu. Evet. Fakat ben burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uğur yaklaşık 30 senedir motosiklete biniyor. Birçok marka model motosiklete bindi. Benim bildiğim kadarıyla bir yerden sonra da şeyi biraz değiştirdi. Tarzını değiştirdi. Ama en doğrusu Uğur'un ağzından dinlemek bunları. Uğur, bize kendinden biraz bahset. Ne zamandır motora biniyorsun, neler yapıyorsun? Turan abi, şöyle, ben 80'li yıllarda başladım aslında, evet, motosiklete binmeye, ama o zamanlar reşit değildim tabii. Reşit olmadığım için bizim Türkiye'de o zamanlar öyle herkeste motosiklet yoktu. İşte parayla. Mobiletler vardı, puhlar vardı. Aynı işte bizim dönemde. 5 lira 3 tur falan. O şekilde başladık biz de. Evet. Ondan sonra üniversite eğitimim için ben yurt dışına gittiğimde esas gerçek anlamda, evet, motosiklete başladım ve aslında hiçbir şey bilmediğimi de orada fark ettim. Eğitimimin zaten yoktu bir eğitimimiz. O zamanlar Türkiye'de ehliyet almak böyle bir mesele değildi. Evet. Hatta kask bile takmadan işte şuradan git gel deniyordu. Ehliyet, evet, alınıyordu. Dediğim gibi ben yurt dışında esas gerçek anlamda motorculuğa başladım. Motosiklet sürmeye başladım. Başta tarzım, evet, racing değildi. Evet. O zamanlar işte Suzuki DRZ'ler, daha böyle enduro, daha cross'a, evet, yatkın motosikletlerle başladım. Sonrasında işte racing dediği tabir ettiğimiz motorlara binmeye başladım. Ve uzun yıllarda o şekilde devam etti. En son işte kanal takipçileri biliyorlar. İşte evet, R1 vardı. R1'in vardı. Ve çok güzel bir motordu. Çok da efsane, memnundum. Sevdiğim de bir motordu. Evet. Diyecekler ki madem o kadar seviyordun niye değiştirdin? Niye değiştirdin? Peki şunu sorayım. Buradaki aslan parçasını tanıt bize. Bu Kawasaki'nin, gene bir Japon motoru aldım. Kawasaki'nin ZZR 1400, evet, adı altında satılan bir modeli. 1400 motor. Maşallah. 1400 cc. Evet. Sıralı 4 silindirli. Oldukça güçlü. Fakat benim iddiama göre tur motoru olabilecek bir motor. Evet, aslında bu iddianı yavaş yavaş da ben de içime sindirmeye başladım. Yani aslında bu da racing gibi görünen, yapısı itibariyle, evet, oturuş pozisyonu, ama sonradan biz seninle çok seyahat ettiğimiz için bu motosikletin üzerinde Uğur'u giderken gördüğüm zaman R1'dekine göre daha dik bir oturuşu var. Onda Uğur mesela uzun süre gittiğimiz zaman iki büklüm oluyordu ve bizleri kontrol ederken, aynasından bakarken kol altından bakıyordu. O kadar yatık bir pozisyonda sürüyordu. Bu motosiklette durum öyle değil. Hatta evet, Kenan'la konuştuk. Pardon, lafını kestim. Uğur abinin dedi oturuş pozisyonu
R1'deki gibi değil. Evet, bunda daha dik oturabiliyorsun. Evet, kesinlikle. Ve ben biliyorum bu motosiklet için bir takım uzun yol ekipmanı da ediniyorsun. Edindin, evet, bir kısmı var, bir kısmını ediniyorsun. Zaten. Nedir oradaki durum? Şimdi bunun çanta demirleri var. Evet. Yan çantalar için. Buralarda. Evet, yan çantalar var. Demirleri var. Depo üstü çantası ve kuyruk çantası halde hazırda var. Evet. Elcik ısıtması var. Evet. 12 volt prizi var. Bayağı aslında tabii. Donanım olarak bir tur motorunda ne varsa bunda da var. Aşağı yukarı evet. Peki şeyi merak ediyorum. Bunu sormak zorundayım dostum. Tabii. Kusura bakma. Biz daha önceki turlarımızda depolarımızı dolduruyorduk Kenan'la. Kenan her zamanki gibi kamera arkasında. Kenan'la dolduruyorduk. Sen de dolduruyordun. Biz 150-160 kilometre gidince sen işaret ediyordun benzinliğe girmem tabii, lazım diye. Tabii, hatta, şimdi onunla bunu kıyaslar tabii, mısın o mantıkta? Bu çok güzel bir videomuz var zaten. Evet. Şehirden firar ediyoruz. Onda evet, ben ikinci defa fulluyorum. Fullerken depoyu. Evet. Evet. Daha hiç kimse bir kere daha fullemiyorken veya evet, tamamlamıyorken. Şimdi R1 yaklaşık 10 litre yakıyor. Evet. 10 litre şey, yakıtla 100 kilometrede 10 litre evet, yakıyor. Evet. Bu da bir ortalama tabii eğer. Evet. Daha hızlı giderseniz daha da çok yakıyor. Daha yani da çok yakıyor evet. Yüksek süratlerde 15-16 litre yakıyor. Tahminen bu da ona yakın yakıyordur çok yüksek evet, süratlerde ama ben zaten bunu o amaçla almadım. Daha rahat ve konforlu seyahat etmek için aldım. Aldın, evet. Bu şu anda 5.2 ortalamayla. Efsane. Efsane. Yani gerçekten deposu da büyük bildiğim kadarıyla bunun birazcık. Tabii 22 litre. 22 litre. R1'inki 17 litre. 17 litre. Beygir güçleri aynı. İkisi de 200 beygir. 200 beygir ikisi de. Ama bunun tabii hacim avantajı var. Tabii. Yani R1 1000 santimetre küp ve gücünü üst devirlerde veren bir motor. Bu hacimden dolayı zaten alt devirleri daha çok güçlü olduğu için. Çok güçlü olan bir motor. Öyle çok tabii, gaz açmaya ben, gerek olmuyor. Ben sevgili oğlum Kaan'la artçılı kullanıyorken de gördüm evet, sizi bir motorda. Gerçekten o zaman dedim ki ya evet aslında evet, Uğur doğru söylüyor. Galiba bu bir tur motoru. Sonra birazcık araştırma yaptım. Resimler baktık seninle. Evet. Bu motosikletle gerçekten çok uzun gezi turları, rotaları planlayıp tabii, gezen birçok Avrupalının var, videosunu, benim fotoğraflarını kendi gördüm. Kendi üniversite arkadaşlarımdan da var. Karı koca evet, her yere giden, gezen, bütün Avrupa'yı turlayan arkadaşlarımız var. Peki bir soru daha sana. Şimdi R1'le senin yaptığın birçok şey var. Ben biliyorum. Hatta evet, Şekerpınar İstanbul Park'a gidip evet, orada eğitimler veriyordun. Birlikte bayağı da donanımlı gidiyordunuz. Yani tulumlar, tabii, ekstra tabii, lastikler, tabii, şunlar bunlar. Ya merak edenlerimiz vardır. Bu Ankara'dan Şekerpınar'a İstanbul Park'a gidip bir gününüzü, bir gün o günde neler olup bitiyor? Bize kısaca şöyle anlatabilir misin? Tabii. Racing meraklılarına. Şimdi Türkiye'de çok fazla pist yok maalesef. Ama hatırlarsan abi 2017'de biz seninle bir sohbet etmiştik. Etmiştik o zaman da ben söylemiştim. Evet. Binlik süper sport bir makinenin aslında karayollarında hiçbir işi yok. Değil mi ya? Bu kesinlikle, bu aynı yani, fikirdeyiz ya. Bunu yani, kullanıcısının ağzından duymak tabii ben en güzeli. Yıllarca hani racing'e bindim. Çok kilometre yaptım ama sana da o zaman söylediğim gibi gerçekten hiç ama hiç karayollarında işi olmayan bir makine. Gereken, 600 bile limit. Evet, evet. Racing'lerde hatta demin bahsettiğin gibi işte Kaan oğlumla bindiğimizde biz R1'e binemiyorduk. Çünkü evet, R1'de şu yolda, kadarcık sele var zaten ya. Zaten sele çok yani, küçük. Evet. Ama kibrit çöpü olsa yolda onu hissediyorsunuz. Değil mi? Tabii bu çok daha konforlu gidiyor. Konforlu tabii. Selesi itibariyle, süspansiyonu tabii, itibariyle. Tabii tabii Kaan bile söylüyor. Evet. Baba işte arada sırada çıkalım bununla. Evet. Halbuki R1'le evet, gel desem gelmiyordu. Evet. Öyle bir durum. İstanbul Park'la ilgili olarak da tabii sabahtan buradan motosikletleri biz yolda yürütmüyorduk. Transfere veriyordunuz. Tabii transferle geliyordu motosikletler. Yedek lastik götürüyoruz. Çünkü caddede kullandığınız lastikler pistte pist için çok uygun değil. Olabiliyor evet, ama risk çünkü evet, pistte tabii son sürat gitmeye çalışıyorsunuz. Performanslı evet, sürüş yapıyorsunuz. Allah bir yere kadar. Tabii.
Tabii tabii. Yani pist için uygun lastik olmasın. Ama ben biliyorum bir set lastiği bitirip geliyorsunuz. Tabii bir hafta sonunda mutlaka, mutlaka bitiyor. Ön bitmese arka bitiyor. Arka mutlaka bitiyor. Tabii. Mutlaka bitiyor evet. Çünkü sınırda kullanılıyor hep tabii. Zaten. Bir de doğru. Onlar çok yumuşak hamurlar olduğu için. Evet. Yani bir hafta sonunu zor çıkarıyor. Evet. Peki Uğur'cum inşallah birlikte güzel planlarımız var. Allah kısmet ederse seni bu sene içinde vardı ama arkadaşlar bu sene evet, pandemi bütün evet. planlarımızı aslında, alt üst etti. Evet yani. Doğru biz kanal takipçilerine söyleyebiliriz. Evet biz evet. Biz geçen evet. sene Turan abiyle uzun bir araştırma yapmıştık. Evet. Rota hazırladı. Rota hazırlamıştık. Çünkü evet benim Avrupa'da tanıdığım kiralama yapan firmalar evet. var. Motosiklet kiralayan. Bizim birinci hedefimiz aslında uçakla gidip değişik motosikletler evet. kiralayıp işte Almanya, İtalya, Stelvio geçidi, Como evet. Gölü, evet. Fransız Alpleri Como, öyle. Como Gölü içime oturmuş vaziyette yani onu söyleyeyim. Evet, biz epey bir planlama evet. yaptık ama, yaptık ama Covid-19'u evet. planlarımıza dahil, dahil etmedik için. Ama Covid-19'da 100 senede bir gelecek evet. bir durum yani ona tesadüf ettik. Evet. Aslında tarihe şahitlik evet. ediyoruz şu anda. Tabii o zaman evet. o çok güzel bir çalışma olacaktı. Çünkü merak eden insanlar oluyor. Bana çok sık soruyorlar. Evet. Ya Uğur işte Avrupa'da nasıl oluyor bu işler? Sen 20-25 sene tabii. oralarda yaşadın. Ne yaptın? Ne düşüncemiz ettin? Nasıl oluyor? Tamamını kaydederek tamamını. Gitmek. Evet, evet. Yani uçağa bindiğimiz andan tabii, itibaren. Tabii, tabii. İşte indikten sonra kiralama modaliteleri. Evet. İşte sınırlı kilometreliler var, sınırsız var, işte değişik modaliteler var. Çok güzel rehber niteliğinde bir video olacaktı. Allah kısmet artı etsin seneye inşallah. Sigorta işlerini evet. orada yerinde gösterecektik. Tabii. Bakın tabii. geldiğiniz zaman değişik sigortalar evet. var. Sadece rotalar değil, hani Alp dağlarında nerede yenir içilir değil. Yani bütün bunları göstermeyi hedeflemiştik ama inşallah onu artık önümüzdeki yıllarda yapacağız. Evet, o fikirden vazgeçmedik. Covid kurtulur evet. kurtulmaz. Öyle i̇nşallah, bir düşüncemiz inşallah. Var. Temennimiz bir an önce bu iş normale dönsün. Şimdi eminim görüntülerde çıkıyordur. Çıkmıyorsa da ben söyleyeyim. Çok güzel bir lacivert bu motor. Ve içi ne deriz simli bir yapısı evet. var. Böyle hareket ettikçe güneşe göre onlar parlıyor. Çok şık. Bir hayli uzun. Uzunluğu evet, ne hocam? Bu 2 metre 17 santim boyunda bir motor. Yani dehşet uzun bir motor arkadaşlar. Evet, arka yani. Maşa tabii evet. uzun. Stabilite bayağı için önemli o. Evet. Hani çift egzozlu. Çok güzel dolu bir sesi var. Ve fakat çok hızlı. Evet hızlı. Hızlı. Hızlı doğru. Ha ama bu hız meselesini konuşacağız Uğur'cum ama öncelikle arkadaşlar videolarda Uğur'la birlikteki gezilerimizi hatırlıyorsunuzdur. R1'le bazen motor çok aşırı ısındığı için soğumak için havaya ihtiyacı olduğu için ekstra Uğur ara sıra hızlanıyordu. Bizi bekliyordu soğutup motoru. Şimdi bu motosiklet o motorla birazcık farklı. Neredeyse benim motorumla aynı zaman fan açıyor. Hiç yolda giderken öyle ekstra hararetlere kalmıyor motor. Ve çok keyifli geziyoruz. Çok. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Kenan'a göre ayak uyduruyorum ben. Sen de bize ayak uyduruyorsun. Hiç bozulmadan güzel bir üçlü olarak gezebiliyoruz. Evet. Ben de çok keyif alıyorum. O konuda gösterdiğin sabır takdire şayan yani. Ancak şöyle bir şey var. Ben bu motosikletle ilgili sen aldığın zaman bir denemelerin oldu. Hani top speed'i nedir? Evet. Mutlaka ki kontrol ettin. Benimle paylaşmıştın. Neler yapılabiliyor bu motosikletle? Yani 300 kilometre saatin üstüne birazcık üstüne çıkılabiliniyor. Evet. Evet. Birazcık dediğin %3, %5 gibi çıkılabilir. Yani, evet, yani 310 evet. kilometreleri evet. de geçebilen radar bir süratleri, motor. GPS süratleri evet. 310'ları geçebiliyor. 310'ları evet. geçebiliyor.
Ama bu tercih meselesi. İnsanın elinin altında dünyanın en güçlü motoru da olsa kendi bakış açısıyla sürdüğü zaman sonuçlar çok daha başka ben çıkıyor. Ben güçlü motoru neden seviyorum? Çünkü ben şuna inanıyorum. Bazen işte yolda sollamak zorunda kaldığımız araçlar oluyor. Evet. Uzun araçlar oluyor. Ve çok yavaş yanından seyrettiğiniz zaman bir motosikletle ağır vasıtalar sizi görmeyebiliyor. Özellikle tırlarda bu durum çok. Kör kalabiliyorsunuz. Evet, evet, evet. O yüzden sollamak için hızlıca. Evet. Yani istediğinde o güç elinin altında olsun, hemen uzayım gideyim. Tabii. Evet. En önemli kısmı da bu. Mesele karayollarında son sürat gitmek değil, aslında emniyetli gitmek. Evet. Bu. Peki, şimdi Uğur'dan bir ricada daha bulunacağım. Sen kaskını değiştirdin ki bundan önceki kaskın da efsaneydi. Evet. Ne kullanıyordun hocam? AGV markasının, İtalyan markasıdır AGV. GP pistasını kullanıyordum, karbon versiyonunu. Kim kullanıyordu o kaskı? Kimin numarası? Valentino. Valentino dünya şampiyonu Rossi'nin kullandığı. Evet, kullandığı kaskın birebir aynısı vardı. Fakat artık yavaş yavaş bizim de uzun turlara çıktığı için bir kask değişikliği de yaptı Uğur. Ben kaskını çok beğendim. Biliyorsun bizler Kenan'la interkomları içine gömülü olduğu için Schubert'in C4'lerini kullanıyoruz. Ve fakat senin bu kaskın çok etkiledi beni. Çok güzel bir kask. Teşekkür ederim. Bu markayı, bu modeli almak isteyenler olabilir. Bize kaskından biraz bahseder. Elbette. Bu AGC'nin Erfa 11 modeli. Bunu neden tercih ettim? Onu da söyleyeyim hemen. AGV'ye göre. Evet. AGV duruyor hala. Evet. Ama kullanmıyorum. Çünkü AGV bir pist için üretilmiş kask. Bir kask. Evet, ona göre dizayn edilmiş bir kask. Mesela vizörü hiçbir zaman açık durmaz. Tabii bu istediğiniz konumda bırakırsınız. Evet. Gider. Evet, öbürkü durmuyor. Durmaz. Hep kapalıdır. Kapalı. Ya açıktır ya kapalıdır. İkisi arası diye bir şey yok. Evet. Bu bir de alaşım olduğu için hafif bir kask. 1300 gram civarı. Oldukça hafif. Evet. Hafif olmasını da seviyorum. Boyna daha az yük biniyor. Evet. Kutusunun içinden renkli vizöründen tutun her şey çıkıyor zaten. Bu renkli vizörden ayrı beyaz vizörü de var. Tabii tabii. İkisi kutunun içinde geliyor. Pinlock da içinde geliyor. Pinlock da geliyor. Çok güzel. Havalandırmaları çok güzel. Evet. İyi çalışıyor. Şu üst havalandırmaları özellikle. Bayıldım ya onlara. Yani eldivenle harika. Çok rahat kullanılabildiği için. Tekerlek gibi onlar. Evet. Ben bunları çok beğendim. Sürerken elimizde eldiven olduğu için bazen hissedemiyoruz tabii bulmakta zorlanıyoruz, çekmekte zorlanıyoruz falan. Bunun mekanizması gerçekten çok rahat. Evet. Motosiklet fiyatlarının çok arttığı bir dönemde insanlar arayış içerisinde. Sıfır motorlara artık erişmek çok güç oldu. Evet, maalesef. İkinci el motor tercihi yaparken nasıl yapmalı, fiyat işte acaba doğru mu, eğri mi? İnsanların kafasında birçok soru var. Bize motosikletinin genel özelliklerini anlattın ama fiyat performans anlamında bize söylemek istediğin şeyler var mı? Şimdi benim birinci tavsiyem motosiklet almak isteyen veya değiştirmek isteyen arkadaşlarımıza önce o motosikletle ne yapacağınızı bir kararlaştırmanız lazım. Ha ben şimdi şu arkadaki dağlara tırmanacağım diyorsanız bu motor uygun değil. Olmaz. Evet, ama ben asfaltta uzun yolculuklar yapacağım, aynı gün çıkacağım 500-600 kilometre gezeceğim derseniz evet bu çok güzel bir motor. Buna uygun bir motor. Her şeyden önce dediğim gibi amacına uygun bir motor, alınması. Seçmek. Evet. Ha bu arada şundan da bahsedelim abi istersen. Nedir? Bu motor kime gider kime gitmez. Evet. O da çok harika. Önemli. Bak, nefis. Çünkü biz tanıtıyoruz şu kadar beygir, şu kadar boyu var. Evet. İşte şöyledir, böyledir. Böyle hızlı gider, şöyle yavaş gider. Ama kim alır kim almaz ondan hiç bahsetmedik. Onu da kısaca yapalım. Bir kere bu mutlaka oldukça uzun zaman motosiklet sürmüş, harikasın. Tecrübeli, harikasın. Sürücüye uygun. Evet. Bu tabii 2020 model değil. 2020'lerinde daha fazla elektronik var bunların.
Hani birazcık daha çok işte antipatinajdı, şuydu buydu, koruma sistemleri var. Bunda yok. Ama öyle olsa da yine de çok süratli motorlar. Evet. Yani uzun yıllar deneyim sahibi insanlar için tabii, harika bir öneri de bu oldu. Biraz da ağır tabii evet. Bu motor. 269 kilo ıslak ağırlığı olan, yani yağı, yakıtı, her şeyi içinde olduğu 270 zaman 270 kilo civarında evet. Bir ağırlığı var. Evet. O yüzden R1'le kıyaslanınca tabii R1 bisiklet. Bunun yanında oldukça hafif kalıyor geldiğinde tabii. 200 kilo bile değildi. Değil 199 kilo. Islak ağırlığı. Evet. İlk geldiğinde işte kutusunu açtık, çıkardık dışarı, bir oturdum. Dedim herhalde R6'yı aldım ben. R1 olmasa gerek. Yani. Hiç binlik gibi değildi yani. Küçücük, ufacık, evet. İncecik. Evet. Crossplane motorun özelliğiyle. Evet. Bu motor ama hikayesini bildiğin, tanıdığın bir motordu. Onun üçümüzün de iyi tanıdığı, iyi tanıdığı arkadaşımızın ortak motoruydu. Ortak arkadaşımız, evet. Ve ben şöyle söyleyeyim, kabaca söyleyeyim. İşte 100 bin liranın oldukça altında bir fiyata sahip oldun. Çok bakımlı, çok düzgün bir motor olmasına karşın geçen gün bir şeyden bahsettin bana. Evet. Ben şimdi onu bir açıklayayım izleyicilerimize. Uğur Türk vatandaşı olduğu kadar bir Fransız vatandaşı aynı zamanda. Oğlu da Kaan şu an Fransa'da. Sömestr gibi onların o okullarının sömestr gibi dönemini Fransa'ya giderek değerlendirdi. Uğur da buradan Türkiye'den internet üzerinden bu motorla ilgili bir takım şeyler aldı. Ve Kaan orada teslim alacak onları ve getirecek. Evet. Bu nedir? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydun? Bizimle birazcık paylaşalım. Şimdi demin çok isabetli bir şey söyledin Turan abi. Astronomik fiyatlar oldu artık motosikletler. Evet. Tabii artık haliyle iyi bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bu, evet, bakımlı bir motor. Bunun eski sahibi bu işlerden de çok iyi anlayan bir arkadaşımız. Evet, arkadaşımız. Yani her şeyini kendi yapabilen bir arkadaşımız. Evet. Ama ona rağmen ben şöyle bir karar aldım bu motoru aldıktan sonra, ilk gezilerimizden sonra sizinle. Ben buna uzun yıllar veya uzun kilometreler binmeyi düşünüyorum. İnşallah. O yüzden sıfır kondisyonuna getirmek istiyorum. Yani bu motor parçaları, işte contaları, özellikle açıldıktan sonra eski contaları kullanılmaz. İşte pompaları vesaire hepsini sıfırlayacağız bu kış. Yenisi takılacak. Evet. Orijinal bir de bir parçaları geliyor ve onlar takılacak. Tabii. Belki de ben şöyle düşündüm ilk duyduğumda bunu. Motor zaten çok iyi. Uğur niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu diye. Ama sonradan Uğur bu düşüncesini anlatınca sen bu motoru sıfırlayacaksın. Sıfır bir motor olacak yeniden. Evet. O zaman da arzu ettiğin gibi uzun yıllar büyük bir i̇nşallah sıkıntı hep yaratmadan inşallah hep birlikte gezeceğiz. Çünkü bir tek biliyorsun Fransa, Almanya, İsviçre, Alpler, İtalya gezi değil planlamamıştık. Türkiye içinde de birçok noktalar var hedefimizde. Hı. Aslında yapabilseydik Salda'yı ben çok istiyordum. Evet, ama işte herkesi her an her dakika bir araya getiremiyoruz. İnşallah yine olur. İnşallah. Ben şimdi... Benim için çok kıymetli bir arkadaşsın sen. Ne anlamda? Karşılıklı. Arkadaşlar, motosiklet sürdüğünüz, onlarla birlikte gezdiğiniz arkadaşlarınız kader arkadaşlarınız oluyor. Ben bunu hep söylüyorum, altında çiziyorum. Kader arkadaşı ne demek? Aynı yolda hepimiz canlarımızı iki teker üzerine koyuyoruz. Kesinlikle. Birbirimizi kollayarak, birbirimize dikkat ederek, Allah göstermesin bir sıkıntıda birbirimize destek olarak biz bu hayatı kader birliği yaparak yaşıyoruz bu anlamda, motosiklet sürme anlamında. Ama Uğur'un benim hayatımda başka bir özelliği var. Sağ olsun beni hiç kırmadı. Turan abi sen işte benim motorum R1 ya da Kawasaki, sen Afrika biniyorsun, şunu biniyorsun, bunu biniyorsun, biz aynı klasmanda değiliz demedi. Hep birlikte bizim onunla büyük bir keyif alarak gidip geldiğimiz bir parkurumuz var. O parkurda yeri geldi önde oldu, bana viraj girişlerini gösterdi. Yeri geldi arkada durdu, nasıl girip çıktığıma baktı virajlara. Ve benim kendimi bazı konularda değil, birçok konuda geliştirmeme çok büyük katkısı vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Harika. Aynı şekilde Kenan da bizimle giderken bizler seni izleme imkanı buluyoruz. İzlemek, öğrenmek için çok doğru bir yöntem.
Ama ben de kendimi aynı şekilde geliştirdim. Tabii. Benim şimdi daha fazla konuşmayıp senden ricam, motosiklet binecek arkadaşlar için birçok kullanıcımız yeni başlamayı arzu ediyor. Birçok kullanıcımız uzun yollara gitmek arzusunda. Evet. Daha önce deneyimi olmamış, şimdi yollara gitmeyi arzu ediyor. O kadar çok video altı soru, paylaşım geliyor ki sen bu işin bir uzmanı olarak, ki hocalık da yapmış bir insan olduğu için söylüyorum. Mütevazi göstermenin hiçbir anlamı yok mütevaziliğin. Üstadsan üstad diyeceksin abi, biz diyoruz sana. Dostlarımıza önerilerin, tavsiyelerin, onlara anlatmak istediğin, dikkat etmelerini istediğin noktalar var mı? Paylaşırsın bize. Aslında sık sık Ankara'da işte belli yerlere gidiyoruz zaten. Gittiğimiz zaman yakalayan arkadaşlarla uzun uzun sohbet ediyorum. Ben bugüne kadar kimseyi geri çevirmedim. Yani çok çok elzem bir işim yoksa veya kalkmıyorsam oradan herkesle sohbet ettim. Birinci şey, kural eğitim. Yani mutlaka eğitim alın. Ben eğitim almadan ilk motorumu aldım. İşte Ankara'da meşhurdur o uçtu ama konamadı esprisi. Konamadı. Evet, dördüncü öyle bir uçmuş gününde... ama konamamış. Evet, yani çok güzel uçmayı becerdim ama konma pek olmadı. Evet, teknik işte orada eğitim. Ve 20 yıl bunun şeyini çektim yani. Evet. O yüzden mutlaka iyi bir eğitim alın. İyi bir ehliyet kursuna yazılın. Çünkü bazı kurslar maalesef çok yazık. Sen bu işi iyi bir kabiliyetli çocuksun, işte 2 saatte hallettin deyip imtihana sokuyorlar. Halbuki o imtihan motosikleti sürmüyor. Evet. Siz süreceksiniz. O yüzden eğitimlerinizi mutlaka alın, bu bir. İkincisi, bana çok sık gelen soru. Ya işte Uğur hocam, benim 30 lira param var, ben ne motor alayım? Ben de diyorum ki önce sen git 10 lirasıyla bir ekipman tamamla kendine. Önce ekipman değil mi? Önce ekipmanını bir tamamla, ondan sonra kalanıyla motorunu al. Evet. Çünkü bizde ne oluyor? Adam ekipman için ya 100 ver, 100 ver, 100 ver, arkadaşlardan alıp 300 liraya plastik bir kask alıp devam işte ediyor. İşte ne yazıktır ki altını tekrar çizerek söylememiz gerekiyor. Önce ekipmanımızı alacağız. Kalan paramız neyse ona göre o parayla yapılabileceğin en iyisini yapmak. Motoru önce alıp plastik kaskla gezmek yok arkadaş. Tabii, buna çok özen gösterin ne olur yani. İkincisi, lütfen racingle başlamayın. Ben racingi seviyorum. Onun da örneğini yaşadık biliyoruz. Çok seviyorum. Racing kötü bir şey, motosiklet değil, kesinlikle değil. Ben bütün motosikletleri seviyorum. Cruiser'ı da seviyorum, Enduro'yu da seviyorum, hepsini seviyorum. Ama racingle başlamayın. Neden başlamayın? En kolay başlangıç motoru her zaman için Naked. Çünkü çok hafif, şehir içinde çok rahat. Siz daha tecrübeniz yokken trafik tecrübesi, bunun gibi 2 metre uzunlukta olan 270 kilo ağırlıkta bir motorla boğuşmak yerine rahat edebileceğiniz bir motor almak her zaman için daha iyi ve daha keyifli. Evet. Çünkü ben mesela isim vermeden örnek vereyim, racingle başlayıp bir hafta sonra kaza geçirip ne yazık ki biz de biliyoruz. Ya bu şeytan işiymiş deyip bir daha motosiklet üstüne oturmamış insanlar tanıyoruz yani. Mutlaka tecrübeleriyle doğru orantılı bir motosikletle başlamak bir motorcu için en güzel yöntemlerden biri. Mutlaka. Hatta olması gereken bu. Evet. Yavaş yavaş yükseltmek, sindire sindire bunu yapmak. Bir kere ehliyet aldığınız zaman A2, A neyse işte ehliyetiniz. Evet. Ehliyetinizin müsaade ettiği en yüksek motoru almak bir marifet değil. Değil, kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu sohbetin sonuna doğru yaklaşırken şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Yine Uğur'la ilgili. Uğur motosikletine binerken, R1 için konuşuyorum bunu. Havanın sıcaklığı ne olursa olsun. Bakın arkadaşlar, çok sıcak olduğu günlerde bile o motosiklete binerken kullanması gereken ekipman neyse hep giydi. Hep üzerinde gördük. Yeri geldi tulum giydi. Yeri geldi deri alt, deri üst ceket giydi. O hani yarışçıların kullandığı hörgüçlü gibi olan omuriliği de koruyan kıyafetleriyle. Yeri geldi şakır şakır terledi onların içinde ama asla çıkartmadı. Onun için biz de elimizden geldiğince şu an üstümüzde
kaç kat şey çıkarttık ki bu videoyu çekebilelim diye. Eldivenlerimiz, kasklarımız, korumalı pantolonlarımız, kevlar yapısıyla, işte Allah korusun bir aksilik durumunda botlarımızla, her şeyimizle elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Uğur Hocam da çok güzel söyledi. Önce ekipman. Ekipmanımızı sağlam yaparsak kendimizi bir tık daha güvene almış oluyoruz. Peki Uğur Hocam, ben biliyorum sen daha önce Varadron falan da vardı. Evet, yani var olduğunu duydum ben, evet, görmedim evet, de. O zaman tanışmıyorduk. Evet. O motorlardan bu motora geçiş nasıl yani? O aşama şöyle, bütün ben de tatmin oluştu mu? Yani onu da denedim, bunu da denedim. O anlamda. Yani bir kere stilinizi belirlemek için hepsini denemek lazım. Denemek gerekiyor değil mi? Evet, ben racing ile tanındım çünkü uzun yıllar bindim racing motorlara. Hala da çok severim. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü teknoloji olarak en ileri motorlar kesinlikle racing. Elbette, tabii canım. Tabii, yarış için hazırladıkları tabii, bütün motorların teknolojisi şeyler, efsane oluyor. Efsane. Evet. Ama dediğim gibi, demin de söyledim, amacına uygun motor. Evet. Benim şu anki amacım sizlerle beraber her yeri gezmek. Harikasın. Ben gezmek hocam istiyorum. İşte bu. Motorun İngilizlerin üzerinde olduğumuz süre. Çok güzel bir sözü var. İngilizler diyor ki en iyi motorcu en uzun yaşayan ve bundan keyif alan kişi. Harika. İşte bunu neden sordum? Dündü. Yanlış hatırlamıyorsam dündü tabii. Dün biz Uğur'la yine o malum parkurumuzu yaptık. Sonra Ankara'daki Vehbi hocamızın işlettiği Ulusan'a gittik. Orada bir çay kahve içtik. Tekrar çıkarken kapıda bir beyefendi yolumu çevirdi. Hatta sevgili Uğur da sağ olsun anlayış gösterdi, bekledi orada. İnşallah o dostumuz da bütün videolarınızı seyrediyorum dediği için bunu söylüyorum. 52 yaşlarındaydı beyefendi yanlış hatırlamıyorsam ve bir müddet önce küçük bir kaza geçiriyor ama parmağı manete sıkışıyor ve buradaki kemiği zarar görüyor vesaire ama sağlığına kavuşmuş. Şimdi yeniden bizleri izledikten sonra motosiklet aşkı kabarmış. Yani ne kadar güzel ki insanlar bizleri izleyip içlerinde olan bu sevgiyi daha dolu hissediyorlar. Ben şimdi sevgili Uğur Hocama şunu sormak istiyorum. Bizleri izleyerek motosiklet hakkında hiç bilgisi olmayan, daha önce motosiklet binmemiş ama şimdi buna heyecan duyan veya daha önce binmiş, yeniden binmeyi arzu eden birçok dostumuz var. Evet, onlar için bu iş yaşla mı sınırlıdır, eğitimle mi, yani belirli bir yaştan sonra eğitim alınmaz mı artık, motora binilmez mi? Nedir hocam? Bir anlatsana şimdi şu işi. Şöyle, tabii ben kanalı bazı arkadaşlarıma önerdim. Evet. Merak edenler oluyor. Önerdim. İçlerinden birkaç tanesi ehliyet aldı. Bu bahsettiğim insanların hepsi 40-50 yaş grubu, kimisi 50'sinden de büyük, hepsi boyunca çocuğu olan insanlar. Yapılmaz diye bir şey kesinlikle yok. Bunun yaşı da yok. Yani ben Avrupa'dayken 70 küsur yaşında arkadaşım derken tabii büyüğümüz, insanlar vardı. Onlar günübirlik yurt çıkıp dışında tabii canım, çok Almanya'ya gidiyordu, geliyordu, yapıyorlardı. Benim yakinen tanıdığım üniversite hocası vardı. Emekli olduktan sonra başladı değil mi? Bu işlere başladı. Türkiye'ye geldi, gitti falan. Ya bunun bir yaşı yok. Harika. Eğer sağlığınız yerindeyse, melekeleriniz yerindeyse neden yapılmasın? Uygun bir eğitimle, uygun bir motor ve ekipmanla. Evet. Hatta ben her zaman da şunu söylüyorum. Motosiklet sürmek insan sağlığı için en güzel şey. Bunu birkaç kere daha söyledim. Evet. Bana biraz açar mısın hocam? Şimdi, ne alakası var yani sağlıkla? Kollarımız mı kaslanıyor? Ne oluyor? Sadece o olsa gene iyi. Ama faydasını saymakla bitmez. En önemli faydası bana göre yapılan çok ciddi bir araştırma motosiklet sürücülerinde hemen hemen Alzheimer hastalığının görünmediğini ortaya çıkardı. Bunu birçok insandan duydum ben. Bu çok ciddi bir araştırmadır. Evet. Bunun sebebi tabii beynin hiç durmadan çalışıyor olması. Sürüş esnasında tabii kaç ihtimali birden hesaplıyoruz. Yani bizim her gün geçtiğimiz, seninle beraber geçtiğimiz yolda dahi her sürüşümüz aslında farklı bir deneyim. Aynen öyle. Hepsi ders benim için yani. Beynimiz devamlı yolu böyle tarayarak, işte o imajları analize ederek devamlı kendini uyanık tutuyor. Evet.
Birinci faydası bu. İkinci faydası tabii ki korporel. Yani tabii, fiziksel olarak fiziksel insanı faydası. Çok zinde tutuyor. Tabii. Çünkü bu araba gibi değil. Arabada yayılıp gidebilirsiniz. Evet. Dünkü dostumuzla da konuşurken onu söylemiştim. Emin olun arkadaşlar, motosiklete bindiğiniz zaman hücre yeniliyorsunuz. Ben buna inanıyorum. Çünkü mutlu oluyorsunuz, keyif aldığınız bir şeyi yapıyorsunuz. Evet. Taze oksijenle bir aradasınız. Şehir hayatından uzaklaştığınız zaman çok daha keyifli oluyor. Ben motosikletin, şöyle düşünelim. Sen ben motosiklete bilmiyoruz. Kenan motosiklete bilmiyor. Akşam oluyor, evimize geliyoruz. Televizyonu alıp çıt çıt kumandayla bakarken karşısında uyuyor. Sabah oluyor, işimize gidiyoruz. Veya evet. işte ne bileyim, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Bir taraftan da motora biniyoruz. İkisini bir kıyaslasanıza, efsane bir şey. Zaten yani inşallah kamerayla şurayı bir çekeriz. Evet, şimdi motorunun beton binaların da detaylarını arasında gösterecek. Mı kalmak evet. bu mu? Evet, tartışmaya açık bir şey. Peki sevgili Uğur kardeşim, bugün bizimle olduğun için ve bu sohbeti yaptığın ben için sana çok teşekkür abi. Ediyoruz. İnşallah seninle çok uzun gezilerimiz i̇nşallah, olacak. Dostlarımız inşallah. Zaten seyredecek bizleri. İnşallah bizlerim. Yani deneyimlerimizi paylaşmak en güzeli. İşte en kıymetli bilgi, paylaşılan bilgi. O demin o bahsettiğim arkadaşlarımdan birisi aslında çok hoşuma giden bir şey söyledi. Hani seni tanımadığı halde Turan abi diye hitap ediyor bana yazarken. Diyor ki ben Turan abilerin videolarını seyrederken sanki oradaymışım gibi geliyor. Evet. Bunu yazdı gece mesela, ben tebessüm yapmaya başladım. Ne kadar oldum. Güzel. Birçok izleyicimiz de zaten bizim vizörümüzden o motorun üzerinde evet. kendileri kullanıyormuş gibi hissettiklerini söylediler. Çok güzel videolarımız olacak, çok güzel sohbetlerimiz olacak. Bundan sonra bu minvalde de videolarımız geliyor olacak. Uğur'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. Ediyorum abi. Adı gibi, soyadı gibi efendi bir insan kendisi. Çok seviyoruz. Çok teşekkürler Uğur. Ben teşekkür ediyorum. Dostlar abi. Kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.